Herkese selamlar. Koleksiyonlarınızı inceliyorum serisinin ilk bölümüyle sizlerleyiz. Hatırlarsanız salı günü bu bilgiyi vermiştim. Koleksiyonlarınızı bana atın, ben de onları bir sonraki bölümde yorumlayacağım diye. Ve kısa zamanda 200'den fazla koleksiyoner bana koleksiyonunu mail yoluyla ulaştırdı. Acayip koleksiyonlar var. Figür koleksiyonu atan da var. Ben de şu an çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir koleksiyon inceleme videosu çekiyorum. Bunu aylar önceden düşünüyordum böyle bir içeriği ama bugüne nasip oldu. Hemen hemen her şehirden, her yaştan koleksiyoncu koleksiyonunu bana ulaştırdı. Çok başarılı, çok güzel koleksiyonlar var ama hepsine bakmadım çünkü sürprizi kaçmasın. Şimdi onları incelemeye geçeceğiz. Sırasıyla gideceğiz. İlk mailini atan arkadaşın koleksiyonuyla başlayacağız. Bütün koleksiyonları bu bölümde incelemeyeceğiz çünkü vakit yetmeyecek. Öyle bir video yaparsak 3 saat sürer o video. Bu yüzden 2. 3. bölümler diye devam edecek. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bir like'ınızı da alırım. Videoya geçelim abi. İsimsiz bir çılgın şarkiden gelmiş. Abi ben de şarkıyım, bu da benim koleksiyonum demiş. Burada yaklaşık 85 civarı araç var. Sağ üstte dikkat. En üst sağda Honda Mankey motoru var ve çok güzel bir motor. Bende yok yani o derece. Renklere göre sıralamışsın. Güzel duruyorlar. Regular ağırlıkta bir koleksiyon ama tabi aralarda premium modeller de var. Speed Machines'ten orada Porsche var, Mario aracı var. Güzel duruyor. Süper sportları ve güncel modelleri toplaman da güzel bir hareket olmuş. Gerçekçi modeller var. Umarım en yakın zamanda bu boşlukları da doldurursun. Eren Ecemiş 12 yaşında, İzmir'den göndermiş bize koleksiyonu. Eren bir tık bulanık çekmişsin fotoğrafı. O yüzden gözlüklerimi takmak zorundayım şu an. Yaşlılık kötü bir şey. Sergileme olayı çok ilginç. Bu kutuyu nereden buldun? Süper sport modeller var. Orada McLaren ve Lamborghini görüyorum. Birkaç tane çılgın şarkı aracı var. Hot Wheels ve Matchbox'ın karışık olduğu bir koleksiyon. Güzel. Mert Bulut. Mesut Bulut'la bir akrabalığın var mı? Soyadı da Topçuoğlu. 12 yaşında ve İstanbul'dan göndermiş koleksiyonunu. LED ışıklar güzel, seviyorsun. Karışık ölçekte bir koleksiyon yapmışsın. En üstte KinSmart'lar var, i8. Onun altında Gallardo var, Subaru Impreza. Bunlara ek olarak da Shell'in Ferrari'leri var bak. Ortada 6 tane Shell Ferrari'si var. Onlar da güzel, eskilerden kalma. Eskilere sahip çıkman güzel bir şey. Ayrıca en alt sağda bir Supra var. O Supra neyin nesi çözemedim. Kumandalı mı? İlk defa görüyorum onu ve Minecraft figürü. Bir araç taşıma tırı. Tır yalnız tırı taşıyor. En üstte de Barbie'nin Corvette. İkinci fotoğrafta da Mert Bulut Collection. Arabaların yanında minik figürler var. Onlar da ekstra güzellik katmış. Bak ben severim böyle şeyleri. Figürlerle arabalar yan yana. Uzun kart ve premium modeller de var. En üst solda Star Wars premium aracı. Ve yine en üst sağda kapışan iki tane Ninja var. Koleksiyon güzel, derli toplu. Her ölçekten araba alman da güzel ayrıca. 12 yaşında Furkan'ın koleksiyonu. Oraya tespih asmışsın. Furkan senden şu an bir tık korkuyorum. Sergileme alanın güzel bu arada. Toz almıyor bak. Plexi bir kapak var. Bunlar da satılıyor internette. Alınabilir. Herhangi bir çarpma esnasında bir şey olur. Allah korusun arabalar düşmez. Arabalara gelecek olursak bak gerçekten güzel. Üstte eski kasa Skyline. Altlarda NSX'ler var. McLaren'lar, Audi, Aston Martin, Vulcan. Süper sport ağırlıklı bir koleksiyon yapmışsın. Gerçekçi modeller. Halıcı. Minibüsü de ayrı bir renk atmış. Sıradaki koleksiyona geçelim. Ali Kaan Kırcı 11 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Yarışma gibi oldu. Farklı bir stilde sergileme alanı yapmış. Boş karton etleri yapıştırmışsın oraya. Arabalar güzel. Yine Supersport, Bugatti, Pagani, Ford, GT tarzı arabaları biriktirmen güzel. Ve burada bir diorama var. Diorama biraz yıpranmış olsa da kendi çabanla yaptığını düşünüyorum. Bunu sen yaptın büyük ihtimal. Bir şeyleri tasarlamanız güzel. Ben böyle şeyleri beğeniyorum. Bu da koleksiyonun sanırım ağır abisi. Liberty Walk, Nissan Skyline, GTR var. Güzel model. Premium. Tebrik ediyorum. Bir sonraki koleksiyona geçelim. Emre'nin garajı. Evet, garajdan ziyade Şampiyonlar Ligi'ne çevirmişsin burayı. Kutulu modeller var sol tarafta. Onları mantar panoya sabitlemiş. Sağ tarafta da kapaklı 50'li bir sergileme alanı var. Sol taraftaki araçlara bakacak olursak hepsi gerçekçi ve tutulan modeller. Mesela bazıları bende yok. Barbie aracı güzel. Erkek adam Barbie aracı alır. Ağzının tadını biliyorsun ama koleksiyona yeni başladığın gibi. Çünkü arabaların çoğu yeni case. Eğer yeni başladıysan, yakın zamanda başlasan güzel bir başlangıç yapmışsın. Sağ taraftaki sergileme alanına gelirsek orada güzel bir taktik yapmış. Karton etleri kesmiş. Dikkat ederseniz arabaların arka zeminine yapıştırmış. Uzun karton etlerimiz olsaydı daha güzel kesip daha güzel yapıştırabilirdik. Farklı şeyler yapmanız hoşuma gidiyor açıkçası. Güzel bir koleksiyon. Bak sende ışık var. Sıradaki koleksiyon. Abi merhaba, bu benim koleksiyonum, çok fazla yok. Seni seviyorum İstanbul'dan, sevgiler. Ben de seni seviyorum. Her zaman derim koleksiyonun çok olması önemli değil. Aranızdaki bağ önemli. İsim belirtmemiş ama mailde Bora yazıyor. Bora kardeşimin koleksiyonu. Hemen gözüme zaten Supra çarptı. Onun yanında Skyline. Orada bir FF
havası var. Sergileme alanı ilerleyen zamanlarda daha güzel olabilir. Biraz aralarda boşluk var. Kendi imkanlarınla oralara raf yapabilirsin. Altta da duvara arabaları yapıştırmış. Matchbox, Hot Wheels karışık bir koleksiyon. En üst sağda bir Beetle var. Beetle'ın ölçeği büyük. Beetle Kingsmart olabilir belki. Belki de Veli'dir. Üstteki arabaları da görsek iyi olurdu. Arabaların güzel. Ve Hasancan'ın koleksiyonu 17 yaşında. İstanbul'dan koleksiyonu göndermiş. Bir ay önce başlamış. Oğlum bu ne lan? Piyasaya hızlı bir giriş yapmışsın bak. O kadar hızlı başlamışsın ki sergileme alanın bile yok. Yani yatağın üstüne sermiş direkt malları. Kedi de güzelmiş bu arada. Şaka bir yana koleksiyon harbiden çok başarılı. Regular modellere bakalım. O arabaların hepsi güzel bak. Honda'sından tut. Aston Martin, Golf dekalli bak. Onlar güzel. En altta bir Porsche kısım var. Regular seçimlerin başarılı. Üst kısma geçecek olursak Alman setini nasıl buldun sen? Eski bir set bu. Speed Machine serisi var. O da güzel ama Alman setinin yanına yaklaşamaz ama güzel. Altta da uzun kartonet, FF Premium ve Mini GT'ler. İlk Mini GT senden geldi. Mini GT'ler de Porsche ağırlıklı. Porsche'ları bir tık seviyorsun herhalde. Piyasaya yeni geldin. Koleksiyonun ilerleyen zamanlarda çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Yani 17 yaşında tebrik ediyorum. Ramazan Atay 13 yaşında. Mardin'den göndermiş fotoğrafı. Mardin'e selamlar. Mardin'e bir kere gittim. Taş evlerde gezdim. Güzel yerler. Üstte iki tane Supra var. Biri benim. Supra'dan bende yok. Altta bir iki çılgın şarkı aracı olsa da Japon araçları ve büt şarjır koleksiyonu toparlamış. Arabaların güzel. Mardin'e selamlar. Kadir Efe Beklen kardeşim koyu çılgın şarkılardan ayrıca benim portremi çizmiş. Çerçeve yapmış. Koleksiyonumun en güzel kısmına asacağım. Teşekkür ediyorum ona ayrıca. Kadir bayağı bir fazla fotoğraf atmış. Hızlıca geçelim fotoğrafları. İsveçliler diye paylaşmış. İşte Volvo Estate var. Fransızlar diye kategorilemiş. Renault'lar işte Citroen, Ami, Bugatti. Çinli. Uçaklar. Güzel bak. Hayalet uçak. Uçakları ben de seviyorum bu arada. Premiumlar açık. Boş değilmişsin ha. Çılgınlığın hakkını veriyorsun bak. Team Transport da var. En önde Skyline, Eclipse var. Evo var. Bak güzel. Monster Truck garip kalmış. Bir tane var. İngilizler, Matchbox'lar, Hot Wheels'lar halay çekiyor. Ve Japonlar. Bir tanesini de yuvarlak için almış film aracı. Arkada Silvia'lar. Ne oluyor? Güzel arabalar bulmuşsun. Tebrik ediyorum. Almanlar da Porsche, BMW maşallah dizmişsin. Arada Matchbox'lar da sırıtıyor. Filo kurmuşsun. Uçak helikopterler, motorlar. Koleksiyondaki çeşitlilik her zaman iyidir. İngiliz, Amerikan, Japonlar, Kingsmart. Bak Kadir Efe. Ben de Kingsmart'çıyım biliyorsun. Amerika filosu karma karışık. Bir sürü araba var. Tesla'lardan tut Corvette'lere kadar bir sürü araba var burada. Pixar Cars arabaları. Şimşek McQueen. Az ve öz abi. Hepsinden güzel. Önemli araçları toplamışsın. Film araçları. Amerikanlar, Japon. Amerikanlar, İngiliz, Japon. Batmobiller, DeLorean, Scooby-Doo aracı, Jurassic Park, Mickey Mouse, Mario. Çoğu önemli film aracı da burada mevcut. Kadir Efe gerçekten güzel. Vahitcan 2011 Adana. Adana'ya gideh mi? Hot Wheels'inden yiyek mi? Araçlar güzel. En arkadaki araba neden ters? Koleksiyonda başarılar. Merhaba Mesut abi. İsmim Burak Bey Baysal. 20 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kolay gelsin. Yarışma esprisini kal. Oo. Dur. Sütümü içmem gerek. Ne oluyor lan diyeceğim artık. Kibar kalmak istemiyorum. 20 yaşındaki bir adam için gerçekten başarılı. Dioramalar ne iş? Sen mi yapıyorsun bu dioramaları? Dioramalar gerçekten başarılı abi. C63 AMG Plexi'yi yapıştırmışsın oraya güzel. Işıklı mışıklı vitrin bak. Önem veriyorsun. Sergilemeler önemli gençler. Orada bir diorama var. Shell var. Benzini Shell'den alacaksın. Her zaman her Shell iyidir. Mini GT'ler falan var ya burada. Çok kaliteli arabalar var. Premiumlar var. Burası tehlikeli beyler. Burası cep yakar. Hele şuradaki o lastik değiştirme olayları, o kukalar falan. Gerçekçi bir ambiyans ve Starbucks'a kadar yapmışsın. Şu otoparkı satsan büyük ihtimal ülkenin ekonomisi düzelir. Çok güzel vallahi ne diyeyim ki. Emeğine sağlık. Burada da 150'den fazla araba var. Arabaları renk renk ayırmışsın. Orada Supra'lar var, Gallar dolar. Regular'ların hepsini buraya almışsın ve regular'lar da tutulan modeller. Gayet başarılı. İncelerken ateşim çıktı. Tebrik ediyorum kardeşim. Güzel koleksiyon. Hakan Narin. Abi benim koleksiyonum bu. Sence nasıl? Daha 5 ay oldu. Aramıza hoş geldin öncelikle. 5 ayda güzel arabalar toplamışsın. Bak FF seti mesela bende hala yok. Ben de sizden biriyim. Yani siz nasıl dükkana giriyorsunuz alıyorsunuz ben de oyum. Herhangi bir önemim yok yani. Ben de sıradan bir koleksiyoncuyum. Mazda Savanlı'yı geçen Alfred bana buldu. Onu daha açmadık. Büt Charger, Porsche. Güzel arabalar. Hepsi tutulan modeller. Bak en sağ alttan ikinci üstteki Corvette'i geçen açtık mesela. Eray Sarı. 14 yaşında Antalya'dan katılıyor yarışmamıza. Hot Wheels taşıma tırının altında
kutulu regular modeller var. Kaliteden anlıyorsun. Çünkü seçmiş. Arabaların hepsi seçmece. Orada da kenardan bakan 5-6 tane çılgın şarkı arabası var. Onları da dışlama. Onları koleksiyona koy. Emirhan Kozan. Koleksiyona başlayalı 1 yıl olmadı demiş ama maşallah arabalar Şampiyonlar Ligi. Fotoğraf kalite olarak biraz kötü olduğu için pek seçemiyorum ama Allah'tan diğer fotoğrafları atmışsın. Şöyle bir bakalım. Regular modeller ağırlıklı. Yine güncel modellerden var. Bone Shaker var orada bak. Onu gözümden kaçmadı. Büt şarjör severim. En üstte bak kask almışsın. Kask. Kardeşim bu fotoğraf en önemli fotoğraf ama bu fotoğrafı neden yakından çekmedin? Burası uzun kartonet set dolu yani. Bayağı bir model var. Bunları yakın çekmediğin için pek İnceleyemiyoruz ama başarılı modeller. Tebrik ediyorum. İzmir'den 13 yaşında Yusuf. Abi şuradaki samimiyete bakar mısın? Okuldan sonra gelip bilgisayarın karşısında böyle makarna yersin ya. Burada o samimiyet var. A4 kağıdından otopark yapman takdire şayan abi. Yani sıfır maliyetle al sana diyor ama yakın yanlarına da koy iki tane daha kağıt al sana garaj. Mitsubishi tahtaların üstünde gidiyor. Ufak diyoraması da var. Supra'ya da selamlar. Ali Kerem Dursun yaş 9. Şu ana kadarki en küçük çılgın şarkı. Arabaların güzel ama bak Lamborghini'leri toplamışsın. Bazılarında sıyrıklar var. Arabaları mümkün mertebede birbirlerine temas ettirmiyoruz. Kayra Güngör 12 yaşında İstanbul'dan gönderiyor koleksiyonunu. Sergileme alanın güzel. Dikine yüzlü almışsın. Bir şey dikkat edeyim. Arabaların hepsinin üzerinde blister var. Arabalar açıkta durmuyor. Hepsi koruyucu katmanın arkasında duruyorlar şu an. Misafir çocukları işte geliyor işte elliyor. Ya da tozdan mı koruyorsun? Bak farklı şeyler görüyoruz. Fark ettiniz mi yani? Attığınız koleksiyonlarda hiç aklıma gelmeyen şeyler geliyor. Arabalar güzel. Ağzının tadını biliyorsun. Kartonetten arabaları mı kessin? Ne yaptın? Farklı şeyler var. Ve Miata'nın resmini çizmiş. Bak resim olayına saygı duyuyorum. Miata güzel olmuş ama. Farlar açılıp kapanır. Arabalar da güzel. Muhammed Ali Kesici 15 yaşında Adana. Bak Adana 2 oldu. Çok temiz bir koleksiyon abi. Mantar panoya sabitlenmiş 20 tane araç. Tebrik ediyorum seni. Ve kağıthane 12 yaşındaki Mustafa Emre Ayhan'ın koleksiyonu. Bak yine farklı bir şey işte. Abi o arabalar nerede duruyor öyle? O ne? Nasıl bir tasarladınız bunu? Ben bu standı ilk defa görüyorum. Arabaların durması için altlarında şey var. Güzel. Ama inşallah yıkılmaz yani. Çok uzun bir şey oraya sabitledim mi onu bak. Çünkü değerli arabalar var. Mercedes var orada 560H. Challenger, Sian. Bayağı güzel modellerim var. En alttaki arabalar da üstlerdekiler kadar güzel. Yine bir mantar pano var abi bak. Orada bir premium Mercedes var. En altta da yine AVM sistemi kurmuş adam. Çubuklar var. Duvara saplı oralara asmış. Ya nasıl başarıyorsunuz bunları? Hayret bir şey ya. 12 yaşındasın. Tebrik ediyorum. İşte abi en zeki, en akıllı kitle, çılgın şarkı kitlesi. Yağızhan Ay Yıldız 15 yaşında İstanbul'dan göndermiş bunu. Motosikletin var, süper sportun var, çılgın şarkı aracın var. Her araçtan bir tane yapıp koleksiyonu kapatmışsın. Tebrik ediyorum kardeşim. Sıradaki koleksiyon Kemal Buğra Acar. 13 yaşında Kastamonu'dan göndermiş. Hayatımdaki ilk trafik cezasını Kastamonu'ya yedim. Bak yine hatırlattın bana. Bak en sevdiğim dağınık oda. Dağınık odalar güzel. Oradaki roket mi ya o? Bir dakika bak en önde bir şey var. Alper Gezer abicim bu. Sen roket mi yaptın? Cami minaresi mi? Arkada dünya uzay şeyleri var. Büyük ihtimal olur. Yukarıda bir GTR resim var. Uçak falan var orada. Sol altta gitarlar var. Uçak maketleri var. Sen ne yaptın böyle ya? Karma karışık şeyleri seviyorum. Her yerden bir şey çıkıyor bak. Arabalar güzel. Regular modeller ağırlıkta. Tabii sol tarafta duvara bir premium araba yapıştırmışsın. Boulevard seti mi o? Ve önemli araçların kutularını da atmamışsın. Duvarda yapıştırmışsın. Güzel abi. Bir hengame var. Yiğit Güvenç 13 yaşında Osmaniye. Oo, bak film afişi gibi yapmışsın ya. Bak Yiğit sen bu işi biliyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Arkada da Woman of Fest setinden Corvette'in blisterı var. Ford GT eskilerden biraz yıpranmış ama eskilerden o güzel model. Paganiler, ooo Veneno'lar, Sian'lar güzel. Tebrik ediyorum. Akif Karadağ 14 yaşında Erzurum'dan göndermiş koleksiyonunu. Minik sevimli bir raf ve karışık kuruyemiş paketi. Çılgın şarkı arabaları da var en altta. Onlar kendi halinde takılıyor böyle yanlamasına dizmiş. En önde de bak Supra gülümsüyor. Katamaran teknesi var bak. Güzel koleksiyon. Az ve öz. Mert Ali Dursun 15 yaşında Bursa İnegöl'den göndermiş koleksiyonunu. Elektrikler gittiğinde mi çektin bu fotoğrafı? Ne yaptın böyle? Flaşla mı çektin? Arabalar güzel ama bak ben sana söyleyeyim. Ön tarafı Japonlar kapatmış. Amerika'da var arada. Halay çekiyorlar. Amerikan Japon. En arkada da Mercedes G serisi var. Orada da büyük ölçek var. Ne o ya? Subaru Impreza mı o? En arkadaki büyük araba ne? Farlardan Impreza gibi gözüküyor. Güzel. Koleksiyon başarılı. Gündüz Alp Durucan 13 yaşında İstanbul'dan göndermiş
Kardeşim ne yaptın sen ya? 13 yaşında benim var ya, plastik dinozorum yoktu benim. Alamadık. Ve Toyota Supra, ağzım suyu aktı. Ya sen ne yapıyorsun ya? Oğlum siz işi kapmışsınız. Yani ben kanalı size bırakıp gideyim. Çok güzel arabalar vallahi. Bak orada Supra var. FF ağırlıkta. En arkada da yine bir Team Transport seti var. Arabaların altına bile yumuşak kaydırmaz zemin koymuşsun. Diğer fotoğrafta da arabaların kartonetlerini mantar panoya sabitlemişsin. Tabii alt kısımda da kanyon setinden arabalar var. Onlar duruyor. Bak diyorum ya, herkesin koleksiyonu farklı. Kimisi açık sergiliyor, kimisi kapalı sergiliyor, kimisi bu arkadaş gibi açık kapalı sergiliyor. Bazıları kartonetlerin blisterlarını arabalara geçiriyor. Özet olarak arabaların gerçekten çok güzel, kaliteli bir koleksiyon. Yiğit Aktürk Kütahya'dan göndermiş koleksiyonu. Fotoğrafı niye yan çektin ya? Vay, yan bakınca gözüküyor. Düz bakınca olmuyor. En üstte 5'li FF setin kutusu var. Arabaları oraya dizmiş hepsini. Premium modeller de var. Sağ üstte de hızlı ve öfkeli setinden bir araç var. İkinci fotoğrafta da ilk fotoğraftaki arabaların kartonetlerini koymuş. Bugatti Bolide'ye de selamlar olsun. Kutular güzel. Saklayabilirsiniz. Yeriniz varsa sıkıntı yok. Kimisi atıyor, kimisi saklıyor. 6 yıllık koleksiyonum 400 araba, 30 premium. Çok iyi. 400 güzel bir sayı. Raflar var. Aralıklı aralıklı. Bu arabalar düşmez mi buradan ya? Önlerine en azından bir şerit çeksen, bir şey olduğunda takılırlar, öne kalırlar. Fotoğraf bir tık bulanık olduğu için arabaları pek seçemiyorum. Gözlükler de yok. Regular ağırlıkta modeller var. En altta Cadillac Escalade var. O ne alaka bilmiyorum, bak orada beyaz. Bilinen modeller var. İkinci fotoğrafta, oho burada kaç tane var ya? Burada 200 tane falan araba var. Fotoğrafı da bir tık güzel çeksen çok güzel arabalar var. Çünkü bak premiumlar var orada. Alman setinden Sprinter'ı görüyorum. Scooby-Doo aracı var. Var da var. Detaylı bakmak lazım. O yeşil Jeep Majorette. Karışık gitmişsin. Modeller güzel. Orada yine minik bir Smart. Arabaların hepsi niye bir yerde değil? Yani koltuğun kenarına niye koydun arabayı? Bak orada düşer. Misafir gelir çarpar düşer. DeLorean var. Star Wars aracı var. Umarım fotoğraf için koymuşsundur buraya. Gözlerimi kanatan bir fotoğrafta. Arabalar güzel ama pek seçemiyorum. Tebrik ediyorum seni. Bir tık daha görselliği arttırabilirsin. Ahmet Eren Ayhan 13 yaşında Ankara'dan göndermiş koleksiyonunu. Normalde sevgililer bu demirlere kalpli kağıtlarda aşk sözü asar. Ama çılgın şarkiler bu demirlere Hot Wheels asar. Dünyayı çılgın şarkiler yönetsin. Güzel taktik. Yengenize böyle bir hareket yapabilirim. Güzel modeller. En altta Speed Machine serisinden premium bir model var. Güzel. Japonların olması beni sevindiriyor. Hot Wheels regular modeller var. Arazi araçları, pick-up'lar, klasik modeller karışık. Güzel bir koleksiyon, büyüyebilir. Daha da büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü bu sene başlamış. Not olarak yazmış onu. Bu sene başlamış. 22 yaşında Servet Özden Adana. Bak Adana 3 oldu. Matchbox ve Hot Wheels'ların karışık olduğu bir koleksiyon. Gerçekçi arabaları almak güzel. Bir tane bütümüz var. Orada elektrikli Twizy mi? Halıcı minibüsü. Onu çok seviyorum. Her koleksiyonda bir tane olması gerek. Direkt gözüme Barbie arabası çarptı. Buradaki araçlar daha iyi. Daha iyi evet. En altta Impreza, Charger, Viper. Güzel arabaları toplamışsın. Tabii eksikler var mı? Var. Herkesin var. Benim de var. Ama önemli olan gidişat. Gidişat güzel. RS6 Avant. Güzel araba. Mat gri. Sol tarafta da paketini oluşturmuşsun. Tesla Cybertruck, GTR ve Gallardo. Öyle de saklanabilir mesela. Hiç yerin yok. Kutunun içine böyle koyabilirsin. Güncel uzun kartonetlerden araçlar var. Bak Jurassic Park sevmen güzel. Abi. Jurassic World pardon, bu yeni. Dinozor sever adamın yeri bende başka. Forza seti, bu da son çıkan setlerden, güzel. En sağda McLaren var. Bu McLaren'ı biz geçen sene almıştık ama satışa bazı yerler yeniden çıkarttı bunu. Kontak mükemmel abi. Kapılar yukarı kalkıyor. Ve Golf. Şehir içinde bu arabadan görebilirsin. Yine premiumlar var. Bak sende de sağlam şeyler var ha. Kirli çıkıyor. Geldikçe geliyor. Back to the Future. Güzel. Bulwark seti, Speed Machine, hızlı ve öfkeli olmazsa olmazı abi ve FBI Chevrolet Impala'sı. İşte yine Majorette Jeep'imiz, bu Jeep'ten bende var. Ve Supra. Oğlum bu ne lan? STH Supra. Kardeşim. Evet. Attığınız koleksiyonlardaki ilk STH'yi gördük. Yine burada güzel modeller var ama o fotoğrafları gördükten sonra. Bak şuradaki Porsche güzel bu arada. Bak 70. yıla özel Porsche var. Fotoğraftaki en iyi araç o. Koleksiyonun güzel kardeşim. Adana'dan gerçekten sağlam koleksiyoncular çıkıyor. Merhaba abi, bende bunlar var. Şu kırmızı olanın değerini merak ediyorum. Dayım yurt dışından getirmiş. 2008 üretimi. Fiyat biçmeyi pek sevmiyorum. Kondisyonu düşük. Bir tane Pagani, 4 tane de rafta araba var. Güzel. Egemen Azay, 20 yaşında İzmir. Oo. Oh yeah man.
Oh yeah. Başarılı bir adamsın. Pikachu Lego. Çok al dediniz bana o Skyline'i. Bak altta Skyline var ve James Bond'un Aston Martin'i yanda da. Ha yazıyor zaten McLaren'mış. Arkada bak Yoda var. Mandalorian dizisindeki bebek. Ve Charizard. Şu tarz şeyleri seviyorum bak. Bir raf yapmış ve rafa Legoları koymuşsun. Bu arada Aston Martin ve Skyline'in içinde sürücüsü var. Oo, çok iyi ya. Transformers'lar. Yalnız o robotlar eski robotlardan. Nasıl buldun bunları? Hot Wheels toplayan adamların şu tarz şeylere girmesi de beni ayrı bir onurize ediyor. Arabalar da gerçekten yani az ve öz derler ya o şekilde. Porsche Supra, Skyline, Porsche Silvia, Savanna, Porsche. Alttaki Logitech direksiyona bak. Bu fotoğrafta dur yolcu der gibi adam elini uzatmış bak. Şu sağdaki adam Witcher değil mi ya? Bizim Witcher yok mu? Dizisi var. Aynen o. Yandaki animeci kızları hatırlayamadım ama soldakini. Ve altta bir raf var orada da film araçları. Scooby-Doo, DeLorean, Batmobiller ve en üstte de marketlere gelen sevimli DC karakterleri. Oha! Babacım sen ne yapıyorsun ya? Aksiyon figürleri koleksiyoncularında var mısın sen? Oraya bekliyoruz seni. Orası da bizim grubumuz Facebook'ta. Figürcüler takılı. Bu çok sayıda Transformers figürüm var. Optimus Prime'ları ekstra seviyorsun. En üstte de onların kutuları var. Kutularını atmamış. Bak Lego araçların kutuları da orada. Star Wars, Transformers ve Hot Wheels. Üçünün harmanlanmış halisin. Koleksiyonun güzel. Tebrik ediyorum. Orada da yine bir Witcher var bu arada. Ve Lego mini figürler var orada ya. Lego Marvel aynen. Iron Man var. Thanos var. Güzel. Renkli koleksiyonunla buraları neşelendirdiğin için teşekkür ediyorum. Karantina King yazmış. Çok gizemli adamsın. Koleksiyonunda gizemli abi. Bu ne ya? Dilber dizisinden çıkmış gibi. Arkadaki arabalar gözükmüyor. Önde Bugatti var. Öndekiler güzel. Prelude. Güzel modellerim var. Karantina King bir mail de atmış. Onu da bulduk şimdi. Kardeşim çok gizemli bir adamsın. Bak ismin yazmıyor şu an senin ama koleksiyonun çok ilginç. Yani bu arabaları nasıl böyle istifledin? Korkunç bir tablo var önümde şu an. Çünkü farklı ölçeklerde arabalar var. Ve hepsini merak ediyorum ve oraları karıştırmak istiyorum. Sağ tarafta Kingsmart da var, Veli de var, markasız da var, 1.24 Vosvos minibüs var. Çekmecelerde saklıyorum. Büyük ihtimal sergileme alanın şu an yok. Ama bu arabaları böyle üst üste atma yani çizilebilir. Nereden başlayayım ki buradan? En başta PlayStation'ı koymuşsun oraya. Güzel PlayStation 4'ü koymuşsun. Çekmece bölümlerini raf yapmışsın. Çekmece bölmesi onlar evet. Ben de zamanında yapmıştım. Regular modeller var altta güzel. Premium modeller var bak. Subaru ve yanında Nissan var. Orada premium modeller var gördüm. Üstte yine renk renk bölmüşsün onları. En arka kısımlara premium kartonetler koymuşsun. Bayağı bir araban var bu arada yani kaç tane var bilmiyorum. Televizyonun üstündeki alana geçelim. Oraya bir otopark yapmışsın. Neden o araçlar var şimdi yani? Römork koymuşsun oraya. Sağdaki biraz daha düzenli. Sağda yine bir otopark var. Ağaç falan koymuşsun. En üstte de kendin mi yaptın onları kağıttan? Bak Nissan var orada. Minibüs falan var. Onları gerçekten detaylı görmek isterdim yani. Ne yaptı? Sen mi yaptın onları ya? İş eğitimi dersin desin Nissan Skyline yapıyorsun. İlginç adamsınız. Vallahi hani kendime diyorum tuhafım. Siz de tuhafsınız yani. İşte bunu seviyorum. Bu yüzden bu kadar sıkıyız. Batuhan Kalyoncu. 6 yaşında. 6 yaşında bir çocuk mail atacak hali yok. Babası Mesut Bey merhabalar oğlum çok sıkı bir takipçiniz. Videolarınızı beğenerek izliyoruz. Umarım değerlendirme like bir koleksiyonu vardır. Bak bunu duymamış olayım. Her çılgın şarkinin koleksiyonu bir araba dahi olsa benim için değerlidir. Çünkü bu hobiyi yapıyorsun. Yani ister 1000 araban olsun ister bir tane araban olsun. Yani hiç önemi yok. Şu sağdaki minibüs herkeste var herhalde ya. Kargo. Polis arabası, kargocu. Burada böyle bir mesleki bir garaj yapmışsın. Güzel. Solda bir çılgın şarkı arabası var. İkinci fotoğrafta bak. İşin ciddiyeti değişiyor. DeLorean sağ arkada. Batmobile var. Orada Silaro GT. Güzel modeller var. Fatih Bey siz çılgın şarkıya yardımcı oluyorsunuz değil mi? Araba seçerken güzel çünkü. O arabalar sizin de zamanınıza dokunmuş bak. DeLorean falan. Ve çılgın şarkı. Çok sevimli bir çocuk. Maşallah. Fehmi Bey 26 yaşında ve Antalya'da. Antalya'ya gittim abi çok güzel Kaş'a gittim. Fehmi kardeşimiz çıkarttı bu bam diye ekrana koymuş. Tek bir fotoğraf atmış ve arkasını dönüp gidiyor bak Polat gibi. Fotoğrafı atıyor yapıyor gidiyor. Arkadaki tahtayı algılamaya çalışıyorum şu an. Duvar gibi blok blok ama ne yaptın onu sen böyle alüminyum folyo gibi boyadın mı onu ne yaptın? Farklı ama güzel duruyor. Direkt Fred Çakmaktaş'ın arabasını gördüm. Bak kardeşim adamsın. Maddi manevi değerli ben al satarsın demiyorum al. Al abi değerli araç yani. Ve uzun kartonet FF seti. Premium Eclipse var. Onlar koruyucunun içinde mi? Neyin içinde onlar ya? Kardeşim oraya bir kalkan da koyalım. Eve hırsız girse şu arabayı oradan alamaz. Kutusunu açması 4 dakika. Tebrik ediyorum kardeşim. Diğer koleksiyona geçiyorum. Musa Kanat 14 yaşında ve Aydın'dan göndermiş koleksiyonunu. Abi tam bir çeyiz gibi bak. 50 tane bak 55 tane araba var orada. Al abi bu. 50 tane araba alıp koleksiyonumu bırakacağım. Ve bir dakika lan dur arabalar çok iyi.
Arabalar çok iyi. Arabalar çok iyi. Arabalar çok iyi. Bu arabaların iyi olması şaka mı? Orta tarafa dikkat beyler. Bugatti. Arkasında M5 var. Kanyon setin. Oğlum Alman seti Mercedes. Premium araba kaynıyor burası. Race Day seti var. Vallahi tebrik ediyorum. Vallahi Yunus. Mert Bekir 13 yaşında Bulgaristan'dan göndermiş. Bulgaristan'dan da çılgın şarkılar her yerde abi, dünya çapında. Koleksiyona uzaktan kuş bakışı bakıyorum. Güzel modeller var. Çılgın şarkı modelleri de var. Orta segment bir koleksiyon. Biraz daha yakından çekseydin ya. Yani ben bunu nasıl göreyim ben? Bulgaristan'a selamlar. Beşir Yağız Asar 13 yaşında İstanbul'dan göndermiş koleksiyonu. En tepeye bak, mahşerin 3 atlısı. Mercedes, bolide ve Porsche koymuş. Alt tarafta yine Supra. Oğlum benden başka herkes Supra mı buldu? Millete araba buldurmakken kendimiz bulamıyoruz ya. Helal olsun ama, güzel. Orada 2 tane futbolcu var. Bak, futbolcuları da seviyorsun. Futbolcu kartları. Güzel bir koleksiyon. Büyüyebilir, potansiyeli yüksek. İlerlediğin yol güzel ama, güzel arabaları toplamışsın. Ahmet Berke 12 yaşında. İstanbul'dan göndermiş koleksiyonunu. Ve muhabbet kuşu selamını aleyküm der gibi kafayı eğiyor. Bizi o karşıladı. Arkadaki arabalar güzel. Önemli arabalar var. Camın içindekilere dikkat. Farklı ölçekte de arabalar var oradaki. Lamborghini olsun. KingSmart model de var. O Lamborghini 1.24 ama. KingSmart Bugatti'yi, Supra'yı alman güzel olmuş. Duvara da arabaları bantlamış. İnşallah o arabalar düşmez. Koleksiyon başarılı. Tek bir rafa hepsini toparlamışsın. Güzel. Burayı da büyük ihtimal muhabbet kuşu koruyor. Ve harika bir koleksiyon daha geldi Okan Demir kardeşimden. Kendim bir grafikerim. Tasarımından ışıklandırmasına kadar her şeyi kendi ellerimle yaptım. Bir koleksiyoner aynı zamanda yetenekli bir sanatçıysa ortaya bu tarz güzel şeyler çıkıyor tabii. Bence gayet güzel olmuş. Sağ üstteki Nürburgring pistine dikkat. Gran Turismo'da bu pistte en az 1000 kere dönmüşümdür. En az. Çok uzun bir pist Almanya'da. Şu arkadaki ejderhaları falan sen mi tasarladın? Orada bir BMW M paket şeridi çekilmiş. Araçlara gelecek olursak en alttaki NSX arkası dönük. Benim koleksiyonumda da var böyle bir şey. Nissan Skyline var arkası dönük. Millet soruyor abi niye arkası dönük? Çünkü arkası daha güzel. Orta katta arazi araçları. Güzel bir koleksiyon. Bir de böyle bir açıdan çekmiş. Tabii daha da büyütülebilir. Yan tarafa geçersin, bir garaj daha yaparsın falan. Adamlar falan eklesen buna çok daha güzel olur. 1.64 figürler var ya, daha güzel olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. 40 kişinin koleksiyonunu inceledik. Çok fazla mail geldi. Diğer bölümlerde yine 40-40 gitmeyi düşünüyorum sıralamaya göre. Büyük küçük benim için fark etmiyor. Koleksiyon koleksiyondur. Herkesin koleksiyonu benim için değerli. İkinci bölüm ve üçüncü bölüm de gelecek. Hatta dördüncü bölüm de gelecek. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum abi. Gerçekten koleksiyonlar güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden. Düşmez baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden. Düşmez baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler niye? Yeah.